Evet sevgili dostlar sponsorlarımız Golba.com'un ve Kayseri Ölümlü Hastanesinin katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz safa'lar getirdiniz. 20 Haziran'a 21 Haziran'a bağlayan zamanlarda çekiyorum ama videoyu muhtemelen 21 Haziran'da izleyeceksiniz ki hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz eminim çünkü Fenerbahçe'mizde en kritik hafta. Yani Fenerbahçe'mizin önünde çok acil cevaplanması gereken sorular var. Hani yerli ve milli camiadan biri olarak belirlenecek teknik direktör var. Transfer için Avrupa'dan birçok kulübün arkasına takıldığı Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu gibi futbolcuların durumları var. Ee, yani aslına bakarsanız madde madde sayarsak Fenerbahçe'de bu hafta neler olması lazım? Hani Jesus'un ayrılmasından sonra boşalan koltuk için Hani Ali Koç'un önünde bir sürü e, seçenek, bir sürü isim, bir sürü şey var. Hangisi olacak, hangisi edecek e, bunları da konuşacağız. İsmail Kartal seçeneği ortaya çıkıyor. Ee, Volkan Demirel, Sergen Yalçın ki ne kadar da Azerbaycan'dan bir takım anlaşacak de. Emre Belizolay, Kut Kocaman isimleri sosyal medyada dolaşıyor. Yani öncelikle bu. Arda Güler, <laughs> Twitter hesabından annesi. işte her seçim bir vazgeçiştir gibi bir paylaşımda bulunmuştu. Arda'nın durumu. Ferdi Kadıoğlu, Ferdi Kadıoğlu 17 milyon euro piyasa değeri var. Hani... Ama Fenerbahçe 30 milyon euro civarında bir para bekliyor. Napoli'nin, Borussia Dortmund'un ilgilendiği 23 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe ne yapacak? Ayrı bir soru işareti. Gidenlerin yeri dolacak mı? Yani Arda Ferdi giderse, yani satıldı başka bir şey oldu. Onların yeri dolacak mı? Bunlar Fenerbahçe'yi bekleyen kritik sorular arkadaşlar. Şimdi bu kritik soruların eşiğinde 12 numaranın paylaşmış olduğu bir gönderi var. Arkadaşlar ben hani kıvırmayacağım ya da topu taca atmayacağım. 12 numara bu gönderiyi Ali Koç'un ricasıyla, Ali Koç'un emriyle paylaştı muhtemelen. Hani Fenerbahçemizin Arda Güler'i Arda Güler'i ikna planı diye bir şey. Yeni sözleşme. Arda Güler öncelikle yeni ve tatmin edici bir zam teklifi yapılacak Arda Güler'e. Buzlan ile birlikte Arda Güler takım arkadaşlarıyla denk bir maaş almış olacak. Ayrıca sözleşmesindeki 17,5 milyon euroya serbest kalır maddesi ise daha yüksek bir rakamla güncellenecek. Arkadaşlar bu rakam 2022-23 şey 2023-24 sezonu bitimiyle bitene kadar 40 milyon euro, o bittikten sonra 60 milyon euro diye güncellenecek diye biliyorum. Erken gidenler geri gitti. Fenerbahçemiz Arda Güler'e gelişimini tamamlamadan Avrupa'ya giden yetenekleri örnek gösterecek. Son dönemde birçok Türk oyuncu henüz erken yaşlarda Avrupa'ya gitmesine karşın yeterli oynama süresi bulamadığı için <laughs> adeta geriye gitti. Başrol teklifi. Arda'yı isteyen kulüplerin de Avrupa'nın önemli ve yarışmacı kulüpleri olması bu takımda oynayan dünya çapındaki birçok yıldız oyuncu olduğu için oynama süresinin kısıtlı olduğu gösterilecek. Fenerbahçemiz ise Arda'ya takımın baş rolünü teklif edecek ve sezon boyu. İlk 11'de oynayacağının altı çizilecek. Komple oyuncu olması için özel destek. Fenerbahçemiz Arda'ya gelişimi için oynama süresi dışında özel antrenör desteği de sunacak. Arda'ya Avrupa'ya gitmeden önce özellikle fiziksel açıdan daha komple bir oyuncu olması gerektiği örneklerle gösterilecek. Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz ve Arda Güler'deki bu eksikliği yani Stefan Kuntz da Arda Güler'deki bu eksikliği hiç üzerinde üzerine tartışmamıza gerek yok. Arda'nın sol ayağı benimkinden daha iyi. Ama yani şunu da söylemek lazım. Onun şu andaki vücudu da benim 14 yaşındaki vücudumdu. Orada da ben daha öndeyim sözleriyle vurguladım. Üzerek değil, omuzlarda git. Çocukluğundan beri Fenerbahçeli olan, odasını Sarı Lacivert posterlerle süsleyen Arda Güler'e idoli Alex de Souza gibi en azından bir sezon şampiyonluk yaşaması gerektiği iletilecek. Fenerbahçe'den şampiyon apoleti ile ayrılmasının gönül verdiği kulübü çok mutlu edeceği ve taraftarların da sonsuza kadar kalbine kazanacağı belirtilecek. Arda'nın Fenerbahçelileri üzerek değil gönülleri kazanarak ve omuzlarda gideceği söylenecek. Arda Güler için bir baba figürü. Arda Güler'in gözünde bir baba figürü gibi olan başkanımız Ali Koç özellikle ilişkisini de bizzat kullanacak. Özel ilişkisini de bizzat kullanacak. Annesinin hastalığında Amerikan hastanesinin bir kapısını kapatan ve alanındaki uzman doktorları seferber eden Ali Koç, Arda Güler için kırılamayacak biri. Milli takım kampı dönüşü sonrası Arda Güler ve ailesiyle birlikte bir yemekte buluşulacak olan, buluşacak olan başkanımız ailesinin de gönlünü mutlu tutacak. Taraftarımız iş başından Arda'nın kalması için yönetimimiz dışında taraftarımız da camiamız birleşmiş durumda. Twitter'da Twitter'da Bizi bırakma Arda Güler etiketine 250 binden fazla insan katıldı ve dünya listesinde bir numaraya yerleşti. Milli maç için Samsun'a gittiklerinde havalimanında otelden kampa giderken ve maçta bile Arda Güler'e Fenerbahçe'de kalması için ricada bulunan taraftarlarımız maçta bizi bırakma Arda Güler pankartı açtı. Hop sende Arda Güler camia güzel bir haber bekliyor demiş haberde. Şimdi bu paylaşım 20 Haziran'da yapıldı. Ben daha önce duyumlarımı verdim ama bir kez de buradan konuşayım arkadaşlar. Fenerbahçe açısından söylüyorum. Ben Arda Güler'in Fenerbahçe'de bir yıl daha devam edeceğini, serbest kalma bedenin 40 milyon euro olacağını ancak, fakat, ama, lakin. Yani ancak, fakat, ama, lakin. Ben Arda Güler'in uzatacağı fikrindeyim, uzatacağı görüşündeyim. Bana gelen duyumlar bu şekilde <laughs> ailesinin uzatmaya daha istekli olduğu e, bu şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası ben size Arda Güler müjdesi veriyorum. <laughs> Kusura bakmayın <laughs> ee, öksürük tuttum. Diyeceksiniz ki hocam bak bunlar çok net ifadeler. Biz Ben size Arda Güler müjdesi veriyorum deyip de Arda giderse Alekta movit movit diyeceksiniz arkadaşlar ben size garanti veremem. Yani insanoğlunu insanoğlu hani her an her şeye dönebilir. Ama ailesinin genel kanaatini söyleyeyim. Hani ailesinin genel kanaati, Arda Güler'in genel kanaati, Ali Koç'un genel kanaati sözleşmenin uzatılacağı şeklinde zaten görüşme yapılacak. Ee, hani oraya gitti, buraya gitti, orada kaldı, burada kaldı, porta kaldı. Geçin bunları. Bugün Belki bugün olmasa da Perşembe ya da Cuma günü size müjdeli haberi Fenerbahçe resmi hesabından vereceklerini düşünüyorum arkadaşlar. Bir sene daha oynaması lazım. Şunu da ısrarlı bir şekilde belirteyim. Arda Güler dediğim futbolcu hani e, takım kurulup arkasına eklenecek futbolcu değil. Arda Güler ismi yazıldıktan sonra etrafına takım kurulacak futbolcudur. Önce bunu bir anlaşalım. Bu konuda bir hemfikir olalım. Bu arada Fenerbahçe'mizin UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turundaki rakibi bugün belli olacak. Yani çok saçma. Gerçekten de çok ama çok saçma. Niye? Ya kardeşim biri Türkiye Kupası'nı almış. Bari o gruptan gitse. Yok. Biri ikinci olmuş aynı sıradan gidiyor. Biri üçüncü olmuş aynı sıradan gidiyor. Biri dördüncü olmuş aynı sıradan gidiyor. Aynı ön öleme, ön eleme turundan gidiyor. Çok saçmalık. İlk maçımız 27 Temmuz. Rövanş 3 Ağustos'ta. A, muhtemel rakipler Jurtingen'in Mortingen'e, Jurtingen'in Dortingen'e, Zurtingen'in Purtingen'e yani e, hocam bunlar nasıl isimler? İşte aynen böyle isimler arkadaşlar. Ha Fenerbahçemiz açısından da şunu söyleyeyim. Yani 27 Temmuz benim gözümde bir hazırlık maçıdır. Yani takımımız 3 Temmuz, 5 Temmuz, 3 Temmuz'da toplanır. Benim tahminime göre. Laktat testleri, bilmem şunlar bunlar. 5 Temmuz gibi de e, kondisyon çalışmalarına başlar. 10 Temmuz'a kadar hatta 10 12 Temmuz'a kadar 12 Temmuz'dan sonra taktik ağırlıklı antrenmanlar sürer ki orada bir hazırlık maçı kampı söyleniyor ama o kampın bir 5-6 gün ilerlemesi lazım. 9 Temmuz 9 12 15 olarak paylaşıldı ama hani doğrusu şu 15 18 21 Temmuz olması daha doğru. 27 Temmuz'da zaten resmi maçı var. Hani 3 tane hazırlık maçı, bir tane resmi maç, 4. Arada hazırlanırsın. Bir resmi maç daha 5. Zaten hazırlık maçı temposuna başlamış olursun. Hani o tempoyu yitirmemen lazım. bu tempodan geri gitmemen lazım. Böyle bir durum var. Şimdi hocam teknik direktör belli değilken nasıl olacak? Ben size şunu söyleyeyim. Haber, haber globalin özel haberinden bahsedeyim. İran'ın köklü kulüplerinden istiklal. Tecrübeli teknik adam Ersun Yanal'a resmi teklifte bulunmuş. Detayları Sercan Hamzoğlu paylaşmış. Ben söylüyorum her zaman Ersun Yanal'ın daim Dostlarından birisidir Sercan Hani Onun e, teknik direktörle ilgili duyumunu şey yapın. Bu arada aklıma gelmişken milli takım. Arda Güler A milli takım tarihinde resmi maç golü atan en genç oyuncu olmuş. 18 yaş 114 gün. E, bunu söyleyeyim. Bir de 29 yaşında ilk kez A milli takım formasını giyen Umut Nayır. ilk golünü çok güzel bir kafa vuruşuyla atmış oldu. E, pivot Santrafor. Hani mesela ben Fenerbahçe'nin başına kim gelecek? Ee, gelecek isim bunu ister mi? O yüzden de bu, buraya aldım. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Hani e, şimdi Fenerbahçe'de teknik direktör mesaisi var arkadaşlar. Nedir o mesai? Volkan Demirel ile başlayan bir mesai var. Başlayalım arkadaşlar. Şimdi Volkan Demirel 3-5 ay önce bir şeyde bulunmuş. Röportajda bulunmuş. Yani diyor ki Fenerbahçe için hazır değilim diyor. Yani şimdi Ali Koç da Fenerbahçe için hazır değilim diyor. 3-5 ay önce hazır değilim diyen adamı şimdi teknik direktör yapmak istiyor. Ligi 3-5 ay olmadan kaybederiz. Değerlerimizi yitiririz diyor. Şimdi Volkan Demirel bu 4-5 aylık süreçte hangi takımları çalıştırdı? Yeterli tecrübeyi kazandı mı? Hayır. Yani e, Volkan Demirel takımlarının böyle ahım şahım rakibi boğacak öldürecek bir oyun planı var mı? O da şimdilik yok. Hangi takımla sezon başı kampı yaptı Volkan Demirel? Hiçbir takımla. Yani e, durum bu. Uğur Dündar, Fenerbahçe'ye çağdaş, Atatürkçü bir teknik adam lazım. O yüzden Volkan Demirel'in Fenerbahçe teknik direktörü olmasını istiyorum demiş. Şimdi kriter Atatürkçülük. Böyle bir saçmalık var mı ya? Ya kardeşim bak. X diye bir teknik direktör görsün. Ya da adı abartıyor. Adamın adı köpek olsun. Tamam mı? Adamın adı köpek olsun. Soyadı da it olsun. Gelir gelmez süper kupayı kazansın. Aralıksız galibiyetler. Arka arkaya 40 maçını kazansın. 40 maçını arka arkaya Avrupa'da Türkiye'de delik deşik etsin. Milleti var ya perişan etsin. Delik deşik etsin. Süperlik şampiyon olsun. Türkiye kupasını kazansın. Konferans ligini kazansın. Bak 4 tane kupa kazandı şimdiden. Adamın adı köpek soyadı it olsun. Umrumda değil. Sonrasında da çıksın desin ki adam ya desin ben ateistim desin. Umurumda değil. Ne derse desin. Desin ki bir LGP'de falan filan desin. Ne derse desin ya bana ne kardeşim. Ya kriterim benim kriterim başarı. Benim kriterim liyakat. Benim kriterim işi bilmesi. Ya bu yeter ya. Falancanın dayısının oğlunun görümcesinin eltisinin torunuymuş. Hadi işe alalım. Zaten bize kaybettiren bu değil mi? Ya kardeşim. Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Hatta ainesi iştir kişinin kimliğine bakılmaz. Bana işi önemli. Ya teknik direktörlük seçimi, depremde gösterdiği duruş, Atatürkçülük falan filan. Ya geçin bunları. Oldu olacak anasını satayım. Devrimci kaleci alalım. Solcu sol bek alalım. Çevreci stoper alalım. Hayvan hakları koruyucusu 6 numara alalım. Kadın hakları savunucusu 8 numara alalım. Cumhuriyetçi kanat alalım. İşte Çekuvera posteri e, taşıyan 8 numara alalım. Bu ne lan? CHP'ye oy vermiş Santrafor alalım. MHP'ye oy vermiş Sabek alalım. Sinan Oğancı bilmem orta saha alalım. Bu ne ya? Böyle bir salaklık, böyle bir mantıksızlık var mı ya? Ya arkadaş bak bu ülkenin başına ne geldiyse Atatürk'ün adını kullanan ama Atatürk'ün e, izinden zerre gitmeyen Atatürkçüler dini kullanan ama dinle alakası olmayan din, cinciler yüzünden geldi. Bu ülkenin başına iki, iki farklı kısıt kutuptan geldi. Ne geldiyse iki kutuptan geldi. Atatürk, Atatürk, Atatürk. Atatürk Atatürk'le ilgili bir şey söyle. E, Türk Öğün Çalış Güven. Lan adamın en güzel cümlesi şu. Diyor ki hani e, ya da toparlayıp söyleyeyim arkadaşlar. Hani, köylü milletin efendisidir sözü var ya. Hani, bir topluma kim daha çok hizmet ediyorsa o oranın efendisidir diyor. O yüzden de köylü milletin efendisidir diyor. Ya Mesela siz çalışın. Oraya efendilik yapın. Ondan sonra Türk Öğün Çalış Güven. Ya arkadaş Bunlar uç örnekler. Bunlar hani Atatürk'ün milliyetçiliğine ilgili şeyler. Bir tek şeye ihtiyacımız var. Çalışkan olmak. Bitti. Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Bak Atatürk'ün sanatçı kimliği de çıkıyor ortaya. Diyor işte öğretmen maaşı mebus maaşından düşük olmasın diyor. Bak öğretmene verdiği değer, eğitime verdiği değer. Hocam sen de maaştan girdin para falan. Ya adamın öğretmene verdiği değer milletvekili maaşından daha fazla maaş alsın diyor. Hani çok yönlü bir adam yazdığı kitapları şunu bunu. Ama biz neyini alıyoruz? Atatürkçü ölsün. Hemen Atatürk adını kullan yapıştır. Zaten maçımıza ne geliyorsa bunlar. Herif dinciyim diyor yapıştırıyor millete. Atatürkçüyüm diyor yapıştırıyor millete. Solcuyum diyor şucuyum diyor bucuyum diyor. Geçin. Ha Volkan Demirel'in Hatay Spor'la sözleşmesinde Fenerbahçe isterse giderim maddesi yer alıyor. Bu yeni bir madde değil. Bunu ben epeydir biliyorum. Hatta sözleşme imzalarken de söyledim bunu. Ama şunu söyleyeyim. Bak Volkan Demirel Fenerbahçe'ye dargın değil. Vitor Pereira'nın altında çalışmak istemedim. Şimdi burada çok ince bir nüans var. İsmail Kartal'ın altında çalışmak ister mi? Bir sessizlik oldu ya. Bir sessizlik oldu. Neyse anlayan anladım. Şimdi plastik sandalye olayı. Kadro dışı kaldığı günler. Hatırlayın bunlar ya. Hani deri ağzına sağ kenarında özür dileyip affedilecekken. Yağmur başladı apar topar içeri. Plastik sandalye masa olayı. Bunların hepsini hatırlayın. Hani e, Volkan o gün özür dilemek zorunda bırakıldı. Bunlar yanlış şeyler. Hani onu da söyleyeyim. Yani küçük düşürülmedi diyor. Süleyman Arat da diyor ki plastik sandalyeye oturtu. Küçük düşürmek gibi tasarlanmadı. Yağmur nedeniyle böyle oldu diyor. Hayırlısı. Süleyman Arat diyor ki Fenerbahçe'de göreve gelecek hoca kim olursa olsun yardımcılığını Alex de Souza, Dirk Heid ve Selçuk Şahin'den birinin getirileceği camiada dolaşan haberler. Selçuk Emre'nin yanından ayrıldı. Olabilir mi? Olabilir. <laughs> Alex de Souza'nın gelişi boşa değildi. Söyledim. Şimdi İsmail Kartal'ın ilgili de şunu söyleyeyim. İsmail Kartal'ın hiçbir kurum kuruluşa açıklaması yok. Fenerbahçe'yi çalıştırmak isterim diyor. Hani bir sene evvelki röportajında. Ali Koç selamun aleyküm derse aleyküm selamla cevap verir arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası hocam biz bu videoda ne anlamalıyız? Bir İsmail Kartal diyorsun, bir Volkan Demirel diyorsun. Uzun, kısa, özet, net olarak size şunu sorayım. İsmail Kartal teknik direktör olsa, Volkan Demirel yardımcısı olsa kabul ediyor musunuz? Kabul ediyor musunuz? Şimdi ikinci seçenek. Sergen Yalçın teknik direktörler geldi. Volkan Demirel yardımcı oldu. Kabul ediyor musunuz? Arkadaşlar kabul ediyor musunuz? Ben sadece size bunu soruyorum. Kabul ediyor musunuz? Üçüncüsü Alex de Souza Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. Volkan Demirel ile birlikte bir ekip kurdular. İkisi birlikte takımı yönetiyorlar. Kabul ediyor musunuz? Bakın arkadaşlar Edin Dzeko falan konuşuluyor. Batshuayi, Edin Dzeko, Joshua King, Cao Pedro, Serdar Dursun. Hani bu isimlerden de gidenin olması lazım. Ben şunu söylüyorum. Dikkatli bir şekilde izleyin. Dikkatli bir şekilde görün bunları. Bu arada Paris Saint-Germain Arda transfer transferi için oyuncunun temsilcisiyle görüştüğü haberleri sosyal medyada. Ama e, hani NTV Spor'da diyor ki Arda Güler sözleşmeylemek için ekstra maddeler sunacak. Serbest kalma maddesi revize edilecek. Yeni teknik direktör Arda Güler e, başrol oynayacağı vurgulanacak. Fiziksel mental gelişimi sürdürebilmesi için özel talepleri kulüp tarafından karşılanacak falan diyor. Ben şunu söyleyeyim size. Siz sağa sola ona buna inanmayın. Bekleyin görün arkadaşlar. Fenerbahçe'de böyle bir e, düşünce yapısı var. Sergen, İsmail Kartal falan filan Bakalım ne olacak. Ha, Arda Güler'in ailesi Fransa, Hollanda'da yaşamak istiyor. Ee, diyorlar. Ya bir sene geç yaşasın. Bak bir sene geç yaşasın. 40 milyon euro lafını unutmayın. 40 milyon euronun üstüne gelen tekliflere tabii ki de gidebilir. Ama 40 milyon euro lafını unutmayın arkadaşlar. Ee, aklınızın bir köşesine 40 milyon euro e, şey yapın Hani 40 milyon euro lafını unutmayın. Tamam mı? Aklınızın bir köşesinde kaldı. Sergen Yalçın'da Neftçi Bakü ile görüşmek için Azerbaycan'a gitti deniliyor. Belli olmaz. Hani e, mevcut bir sözleşme teknik direktörle var. sonra sözleşmesini feshedip açıklayacaklar diyor. Ya yani şu an uzun lafın kısası özet olarak Fenerbahçe'de İsmail Kartal teknik direktörlüğü yakın. Ekibine Volkan Demirel katılma ihtimali yakın. İyi de hocam adam sazı eline almış. Artık Volkan Demirel istediği takımı gidiyor çalıştırıyor. Niye gidip de birinin altında çalışsın? Risk daha az. Ya kardeşim misal veriyorum. X bir e, YouTube kanalı bana dedi ki gel bizim kanalda video çek. Aylık sana. Misal veriyorum. Kafadan atıyorum. Peşin para 25 bin lira. Ha günde bir tane video çek yeter. Neye uğraşacağım burayla? Gider oraya. Yardırır giderim. Ha burada dursun. Arada sırada da buraya küçük küçük videolar atarım. Etkinliği sürdür. Bunu, bu da öyle bir şey gibi. Durumlar bunlar arkadaşlar. Ben size Arda Güler müjdesi vereyim. İsmail Kartal müjdesi vereyim. Volkan Demirel müjdesi vereyim. Gerisini size bırakın. Ferdiye 30 bir üstü veren alır. Sergen Yalçın için de imzayı görene kadar bana daha inanmayın. Emre Belezoğlu, Aykut Kocaman, ee, bu durumlar bunlar, duyumlar bunlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.